Otun bir özelliği var. Sadece tek başına kullanılırsa kaşıntıya sebep olur. Çünkü çok yoğun iltihap çözücü özelliği var. Mesela böbrek rahatsızlarında böbrek iltihaplanması, taş, kum vesaire gibi rahatsızlarda idrar yolları enfeksiyonunda kullanılır. Nasıl bir ottur bu? Böyle bir altın sarısı çiçekleri var. Tabii burada çiçekleri solduğu için gözükmüyor. Bizim bir sitemiz var doğaltedavi.net diye. Burada 4000 bitkinin resmi var. Dünyanın en büyük bitki arşivini oluşturduk. Ben kendim 7000 bitki fotoğrafı çektim. Ve bu bitkilerin resimlerini bu sitede yayınlıyorum. İsteyen oradan bakabilir yani çok geniş. Evet, 4000 tane bitki resmi var. 4000 bitki resmi. Şimdi altın başak otuyla ilgili yapılan araştırmalar var diyorsunuz. Tabii, neler tabii var bu konuyla ilgili? İdrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili. Böbrekteki taş, kum, iltihabını döker, temizler. Fakat tek başına kullanılmaz. Neden? Tek başına kullanıldığı zaman çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kandaki iltihap oranı yükselir. Kaşıntıya sebep olur. Mesela böyle kaşıdığınız zaman ara sokmuş gibi kabar. Kişi de tabii ki rahatsız olur. Evet. Böyle bir rahatsızlığı olan şahsa vermiştim yıllar önce. Kaşıntı yapıyor dedi. O zaman biz bu kaşıntıyı önlemek için ısırgan otu, at kuyruğu otu, ayrı kökü, mısır püskülü gibi başka bitkilerle takviye ettik. Kaşıntıyı ortadan kaldırdık. Bir, etkisini artırdık. İki, bu daha etkili hale gelir. Diğer bitkilerle birlikte kullanıldığı zaman. Bu hangi tedavide daha etkili? Bu böbrek yetmezliğinden hatta bu diyalize giren hastaları bile tedavi etmek mümkün. Şimdi şu anda hangi otlar var masanın üzerinde? Isırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, mısır püskülü, altın başak otu. Altın başak otu dünyada en etkili ürün. Böbrek idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Yani kronik böbrek yetmezliğine dahi etkili. Bununla ilgili bizim çok geniş çaplı çalışmalarımız oldu. Bizim kendi özel ürünlerimiz de var. Lahana karışımlı sular, limon karışımlı sular vesaire vesaire. Onlarla birlikte kullanmak gerekir. Şimdi bu Almanya'da diyorsunuz pek çok araştırmalar yapılmış altın başak otuyla ilgili. Klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Benim yazmış olduğum 3 ciltli kitabım var. Bu kitapta belgeler de var. Hangi profesör nerede, ne zaman, kimler üzerinden denemiş, etkisi ispat edilmiş mi? Türkiye maalesef bu konuda çok geri kalmış durumda. Yani birçok bitki Türkiye'de yetişir. Fakat Almanya'da klinik araştırması yapılıyor veya Japonya'da yapılıyor veya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten eczanelerde satılıyor yurt dışında bitkiler. Tabii Almanya'da eczanede satılan ilaçların %80'i bitkisel. Onlar zamanında Contagan denen bir hap kullandılar bir Almanlar. Bu hap yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yani yasaklandı mahkeme kararıyla. Fakir bütün dünya. Herkes biliyor. Bu hapı kullanan bayanlar genellikle adet öncesi rahatsızlarda kullandılar. Bu hapı kullanan bayanların çocukları spastik özürlü doğdu tamamen. Elsiz, kolsuz veya ayaksız. Böyle kolsuz veya ayaksız. Bu aileler, mağdur olan aileler birleşerek mahkeme verdiler bu firmayı. 11 yıl sürdü bunun mahkemesi. Ve medyada 11 yıl kaldığı için Alman toplumu kimyasal ilaçların yan tesirini gördü, yaşadı ve bitkilere döndüler. Çok büyük firmalar önce onlar bitkisel ürünlere karşıydılar. Şimdi onlar da bitkisel ürün üretiyorlar. Siz kaç yıldır araştırıyorsunuz bitkileri? 1980 tam 30 yıl oldu. 30 yıldır. 30 yıldır bu işin içerisinde. Yurt dışında araştırmalar yaptınız. Sonrasında Türkiye'de devam evet, ettiniz. Aslında benim böyle araştırmak diye bir niyetim yoktu. Kendi rahatsızlığımla ilgili bir araştırma içerisindeyim. Bende fibromiyalji, yumuşak doku romatizması vardı. Sabah kalktığım zaman eğilip bükülemiyor. Oklava yutmuş gibi oluyor insan. Yumuşak doku romatizması olan kişi soğuk havalarda beline mesela benim belimdeydi. Bazılarının omzunda olur. Uyanınca sabah değil mi donar? Donar yani böyle tutulmuş gibi olur. Kuşak sarmak zorunda kalıyordum 3 metre uzunluğunda. Yani kendi rahatsızlığımla ilgili araştırmalar yaparken kendimi bu işin içerisinde buldum. Yanlış yapmayayım diye Almanya'da bunun okulu var. Evet, şimdi bugün böbrek yetmezliğini konuşacağız ama şunu da soracağım. Mesela siz bize diyorsunuz işte ayrık otu, altın başak otu. Bu otların ve bitkilerin pek çok türü var değil mi? Evet. Biz mesela bir aktara gidip örneğin altın başak otu istesek bize hangi türünü vereceklerini nereden bilebiliriz? Ha, şimdi bize şöyle bir durum var. Türkiye'de altın başak otu yetiştirilmediği için, bilinmediği için altın başak otu yerine altın otu veriyorlar. Bu da hiçbir işe yaramaz. Altın otun özelliği farklı zaten. Altın otu hafif, karaciğer hastalığına karşı biraz etkili, biraz baş ağrısına karşı etkili. Fakat Türkiye'de yani altın başak bulamazlar otu bulmak mümkün değil. Zaten Türkiye'de bunu iki kişi yetiştiriyor. Bilen yok. Ben eskiden bunu Almanya'dan getiriyordum. Kilosu 50 euro
Almanya'dan buraya gelmesi bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Şimdi bir çiftçimiz Allah razı olsun yetiştiriyor bizim için özel, yani uygun fiyata temin ediyoruz oradan. Peki yani aslında diyorsunuz ki altın başak istediğinizde aktarlarda size altın otu verilebilir. Hep böyle şeyler de yaşanıyor yani, bizler gidip mesela bitkileri almak istiyoruz ama alırken daha farklı türü verilebiliyor. Mesela papatyanın kaç çeşidi var? Papatyanın bilinen Türkiye'de 40 türü var. Mayıs papatyası şifalı olanı. Diğerlerin hiçbir özelliği yok. Hatta bana mesela diyorlar ki elimizde çok güzel papatya var. Size gönderelim. Kilosu şu. Gönderin bakayım diyorum. Geliyor bana eşek papatyası, at papatyası veya margarite denen bir süs bitkisi. Papatya diye satılıyor. Aktarlarda bile satılıyor. Mayıs papatyasını, çiçeğini ortadan açtığınızda içerisinde hafif bir boşluk var ve çok güzel bir rayhalı kokusu var. Bunu diğerlerinden ayıran bu özellik. Diğer papatya türlerinin papatya diye satılan türlerde bu özellik yok. Diğer bitkiler için de geçerli mi bu? Elbette. Yani? Mesela kekik. Kekiğin 52 türü var. Tümus vulgaris dediğimiz veya bahçe kekiği dediğimiz kekik öksürükte, bronşitte kullanılır ama diğer kara kekik, ak kekik de etkili ama ne derece etkisi? Etkisi az. Yani şifalı, hakiki kekiğin yerini tutmaz. Bu nedenle her kekik kekik değil. Evet, şimdi kronik böbrek yetmezliği pek çok kişinin problemi olabiliyor. Bunun için nasıl bitkilerden faydalanıyoruz? Kronik böbrek yetmezliğine karşı altın başak otu, mısır püskülü, ayrık kökü, ısırgan otu, at kuyruğu otu artı ardıç tohumu da, ardıç kozala da denir. Ardıç tohumu da bu çay harmanına katılabilir. Bunların hepsi değirmeninde özel çekilmesi, toz haline getirilirse daha iyi. Karıştırılır. Mesela 50'şer gram. Bu karışımdan bir yemek kaşığı demliğe konur. Üzerine yarım litre su. 10 dakika bekledikten sonra gün boyu içilebilir. İsteyen 1 litre de içebilir. Peki çok ileri derecedeyse bu rahatsızlık aynı şekilde etkili olabiliyor mu? Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen çok farklı farklı faktörler var. Mesela bağırsaklarda E. coli bakterisi var. E. coli bakterisi aslında bağırsaklarda olursa hiçbir problem yok. Aynı evinizdeki köpeğe benzetebilirsiniz. Kendi köpeğiniz size zarar vermez. Ama bağırsaktaki bu bakteri idrar yollarına geçerse kuduz köpek gibi olur. Kuduz köpek sahibini tanımaz. Saldırgan olur. Yani bağırsaklarda faydalı olan bakteri idrar yollarına geçtiği zaman çok çok tehlikeli olabilir. Ve bunu tedavisi mümkün olmayabilir. Kronik böbrek, böbreği çürütebilir hatta. Kronik böbrek yetmezliğine dahi sebep olabilir. Evet, bu şimdi durumdaki birçok kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış insanı biz hamdolsun tedavi ettik. Tabii ki sadece bu çaylarla değil. Bizim özel ürünlerimiz var. Bitki karışımı lahana suyu, bitki karışımı limon suyu vesaire. Onlarla birlikte kombine artı ozon yağı. Ozon yağı da çok çok etkili, mide ve bağırsaktaki bakteri ve mantarlar yok edici özelliğe sahip. Ozon yağı. Evet, ozon yağı da yani çok enteresan bir yer. Aslında çok basit üretilmesi. Fakat piyasada birkaç kişi, birkaç firma ürettiği için kimi 150 liraya satıyor bir küçük bir şişesini, kimi 200 liraya satıyor. Bu bize kadar pahalı mı ozon yağı? Pahalı yani, bazıları tutturabildiğine satıyor. Bize de talep gelince biz de makinesini aldık, biz de üretiyoruz. 100 mililitresi aslında 15-20 lira yani. Yani çok daha ucuz aslında. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Bu bitkilerle ilgili yanlış bilinenler var. Hani çok pahalı satılabiliyor bazen. Bir de yanlış bitkileri de alabiliyoruz. Evet, şimdi mesela adaçayı. Zalvia officinalis, şifalı adaçayı. Türkiye'de pek nadir yetişir. Türkiye'de adaçayı diye satılan bitki aktarlarda veya başka yerde, her yerde. Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde, dağlarında, taşlarında, her yerde olan bir bitki. Bu loplu adaçayı denir buna. Loplu adaçayıyla şifalı adaçayını yan yana koysanız zor ayırabilirsiniz. Birbirine çok benzer. Bu nedenle Türkiye'de loplu adaçayı içiliyor. Bir faydası yok. Fakat şifalı adaçayı bir bardak içtiniz. Şimdi şu yaz aylarında sıcakta bir kişi bir bardak içse, harareti isterse dışarıda 50 derece olsun, hiç etki yapmaz. Ada çayının böyle bir etkisi var. Çok. At kuyruğu otunun da etkisi var. Nanenin de etkisi var. At kuyruğu otuyla nanenin etkisi biraz az. Fakat hakiki ada çayı, şifalı ada çayını içtiği zaman kişi dışarıda 50 derece dahi olsa hiç etki yapmaz. Hararet. Özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar bu şifalı ada çayını içtikleri zaman
sıcağın ona etkisi çok az olur. Mesela bir de çocuklar havuzda çok mikrop kapabiliyorlar. Son zamanlarda çok sık hastalanıyor bu dönemde. Evet, çocukların yani bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Onun için bizim özel ürünümüz var. Bitki karışımı limon suyu. Bunu kullandığı zaman kişi bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu arıtır, temizler. Her türlü cerrahattan, cüruftan temizler, arıtır. Şimdi bu kronik böbrek yetmezliğine bitkiler nasıl, ne kadar zamanda yardımcı olabiliyorlar? Kişiden kişiye değişir. Mesela bazı hastalar 2 ayda iyileşir. Yani kreatin oranı ne kadar kötüleşmiş böbreklerin. Kronik böbrekliğin ne zamandır var? Mesela bizim tedavi ettiğimiz birçok insan var. Bunlardan biri de Bodrum'dan Levent Bey. Kreatini 6.5'e yükselmişti. 4 ay sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. 2.13'e düştü. Yani diyaliz hastaları da bitkilerden alabiliyorlar mı? Tabii. Diyalize giren kişi diyalizden kurtuldu. Böbrek nakli gerekiyordu. Mesela geçenlerde İbrahim Bey diye bir şahıs yine kronik böbrek yetmezliği nedeniyle ürünler alıyordu. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Artı bir yan faktör olarak da tiroid bezesinde nodül varmış. Bu nodül hormon anormalliklerine sebep oluyor. Parat hormonu fırlamış adamcağızda 327'ye çıkmış. Normal olarak 65'i geçmemesi gerekir. Bu parat hormonu da seviyesi düşünce şaşırdı. Dedi ki ya bu nodülde mi eritiyor? Yani nodül eritici özelliği dahi var iksirin. Şimdi bir de bayanların çok yaşadığı bir problem var. Kronik sistit. İnsestiyel sistitle basit sıradan sistit farklı. Mesela bayanlarda genellikle bu sistit hastalığı gözükür. Bağırsaktaki bakterilerin idrar yollarına yerleşmesi, oradan da mesaneye ulaşmasından, mikrop kapmaktan kaynaklanır. Bu gibi durumlarda basit, işte bu çay karışımları yeterli. Fakat insestiyel sistitse, bu çok çok ağır bir vaka, bağırsaktaki mantarların mesaneye yerleşmesi demek. Mesaneye yerleşen mantarları antibiyotikle tedavi etmek mümkün değil. Evet, çünkü hani bazı daha bayanlar antibiyotik tedavisi kullanıyorlar fakat bir türlü iyileşmeye daha da kötüleşiyorlar. Mesela bazıları var 25 günde 25-30 defa lavaboya gidip gelmek zorunda kalıyor. Bir gecede uyuyamıyor sabaha kadar. Sosyal hayatı bitiyor, sokağa çıkamıyor, bir iş yapamıyor. Mesela yıllar önce İbrahim Bey diye birisi bizden ürünler aldı. İksir, tonik, çay. Sonra beni aradı 4 ay sonra dedi ki çok şükür hiçbir şeyim kalmadı. Çok nadir erkeklerde gözükür. Yani %1-2 genellikle bayanlarda gözüken istetiyel sistit. İstetiyel sistit de mesane içerisinde yerleşen mantarın üretmiş olduğu toksik madde, etan, metan, butan gibi gazlar mesane mukozasını yakıyor. Sinir uçları böyle açıkta kalıyor. Böbrekten az biraz idrar geldi mi sinir uçları sürekli beyne haber gönderiyor. Kişi sürekli sanki mesanesi doluymuş gibi hissediyor. Sürekli lavaboya koşuyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Yani çok nadir erkeklerde gözükür. Teşhisi bile mümkün değil. Erkeklerde çok nadir gözüktüğü için tesadüfen bunu teşhis etmişler. Biz elhamdülillah böyle ağır vakalar bile tedavi ettik. Peki şu mevsimde özellikle yaz sıcaklarında işte hararet dediniz ama bir takım rahatsızlıklar da var. Korunmak için hangi bitkilerden yardım alabiliriz? Yaz sıcaklardan korunmak için mi? Sıcaklardan korunmak için mesela at kuyruğu otu, nane, ada çayı, şifalı ada çayı olacak yalnız. Bunlardan bir çay karışımı hazırlanır, içilirse isterse dışarıda kaç derece olursa mesela olsun. Mesela bağışıklık sistemi çok düşüyor. Kişiler çok sık sık hastalanıyorlar biliyorsunuz ki. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekinezya. Ama Türkiye'de ekinezya deyince yanlış anlaşılıyor. Ekinezyanın sapı, yaprağı, çiçeği kullanılıyor. Ekinezyanın etkili olan kısmı kökü. Ekinezya ile ilgili başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 10 binlerce insan üzerinde etkisi ispat edilmiş. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, gripe, enfeksiyona karşı etkili olduğu belgelenmiş. Fakat yanlış kullanılıyor. Yani yaprağı, sapı kullanılıyor. Fakat daha etkili olanı kökü. Kökü kullanılmıyor nedense. O zaman biz bilemiyoruz zaten değil mi? Bitkileri de tanımadığımız için hani gittiğimiz zaman aktara verilen bitki hangi tür olabilir? Gerçekten o söylediğimiz bitki midir? Bunu anlamak çok zor. Maalesef yani çok bilgi eksikliği var bizde. Yani bir kopukluk var. Eskiden Osmanlı'da yoğun olarak bitkilerle insanlar tedavi ediliyordu. Antibiyotikler, ağrı kesiciler vesaire birdenbire piyasaya çıkınca kimyasal ilaçlar daha çok. Kimyasal ilaçlar. İnsanlarımız birdenbire bitkileri koca karı ilaçları diye attılar çöpe. Ne oldu? Biz tez modernleşen bir milletiz. Yeni çıkan bir şey hemen kabul ediyoruz. Bu eskidir diye var olan
geleneklerimizde, örfümüzde onları geliştirmiyoruz. Ve unutuyoruz tabii. Unutuyoruz, değil mi? Unutuyoruz. Bitkilerin gücünü unuttuk. Evet, mesela Kore'de, Çin'de, Japonya'da insanlar eczaneye gittikleri zaman orada eczaneden veriyor birkaç bitki, karıştırıyor, veriyor. Halen devam ediyor orada ve geliştiriyorlar. Avrupa'da da aynı, Amerika'da da aynı. Sadece Türkiye'de bitki deyince orada duruyorlar. Yok, bitki kullanmayalım, ilaç kullanalım. Leblebi gibi antibiyotikler, ağrı kesiciler vesaire vesaire kullanılıyor. Sonrasında tabii ki yan etkileri inanılmaz boyutlarda olabiliyor. Tabii, kimyasal ilaç kullandıkça bağışıklık sistemi çöküyor. Yani büyük felaketlere sebep oluyor bu da. Şimdi bir geçenlerde birisi, bir beyefendi geldi, diyor ki ya ben hastalansam doktora gidiyorum, antibiyotimi alıyorum, vitaminimi alıyorum vesaire vesaire. Ama ben sürekli hastalanıyorum. Benim komşum diyor, kahvede okey masasından kalkmaz adam diyor. Ne doktora gidiyor, ne ilaç alıyor ama o benden sağlıklı diyor. Ben sağlıklı besleniyorum, varlıklıyım, sağlıklıyım, sağlıklı olmak istiyorum, hastalanıyorum. O adam diyor hiç doktora gitmiyor, sağlıksız. Dedim ki onun bağışıklık sistemi kendi kendini koruyor, yeniliyor. Evet. Bakteri, virüs ve mantarak ama. Ama siz ilaç alıyorsunuz, bağışıklık sistemi çöküyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hürmetle güzel sorayım. Bilgiler için. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le birlikteydik. Evet, kronik böbrek yetmezliği ve kronik sistit konusuna değindik ve bitkilerin gücünden bahsettik. Evet, artık günümüzün dünyasında bitkiler pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılmakta dedi uzmanımız. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz ve Mutlu Yaşam devam ediyor.